Merhaba arkadaşlar, ben Hamza. Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Sümerler'de matematiği anlatacağım. İnsanlık tarihinin bilinen ilk matematikçileri olan Sümerli matematikçilerden ve onların sanatlarından yola çıkmak gerekir. Matematik tarihini bilmek veya tarihin akışı içerisinde bu alandaki gelişmeleri izlemek, bilim tarihini anlamanın da anahtarıdır. Matematik tarihi üzerinde söze başlamak için ise Sümer çağının öncesine gitmek gerekir. Tarih Sümer'de başlar. Sözü yaygın olarak bilinen bir deyiştir. Bunun yanında tarihin ilk rakamlarının da ilk hesap yöntemlerinin de Sümer tabletlerinde görüldüğü bilinmelidir. Hatta matematik içeren tabletler, edebiyat içeren tabletlerden çok daha önceye tarihlenir. Eldeki arkeolojik bulgular, matematiğin Sümer'de başlamadığına, insanlık tarihi kadar eski köklere sahip olduğuna işaret etmektedir. Hatta bazı canlıların da matematikçi olduğu, sayarak veya hesap yaparak iş gördükleri gözlemlenmiştir. Mesela arı ve örümcek tipik örneklerdir. Arı peteğini yaparken, örümcek sağını örerken, geometri bilgisini bütün ihtişamıyla sergiler. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, mağaralarda yapılan kazılarda, M.Ö. 20 binlere ait kemikler üzerinde saymanlık amaçlı çentiklerle rastlanmıştır. Söz konusu çentikler, Romalılar döneminde bile saymanlık amacıyla kullanılmaktaydı. Kemik üzerine çentik atmak şeklinde kayıt tutma aşamasından sonraki aşama tarihin ilk rakamlarıdır. İşte bu aşamada karşımıza yine Sümerliler çıkmıştır. Sümer rakamları Roma İmparatorluğu dönemine kadar 3000 yıldan beri kullanıldığı halde Romalılar hala çentik atarak matematik yapmaktaydılar. Tarihin ilk rakamları 6 tanedir. Bunlar 1, 10, 60, 600, 3600, 36.000'dir. Sümerliler 60 ve 60'ın katlarıyla iş görürlerdi. Bu bilgi ister istemez neden 10 değil de 60 sorusunu akla getirmektedir. Cevap basittir aslında. Sümerler 60 sayısını seçmiştir. Çünkü bu sayının 12 tam böleni vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60. Buna karşılık 10 sayısının sadece 4 tam böleni vardır. 1, 2, 5 ve 10. Ayrıca dikkat edilirse ilk 6 sayısı 60 sayısının tam bölenidir. Görüldüğü gibi. İlk rakamlar ve süresi bölüşme problemlerine cevap bulmak amacıyla kolaylaştırıcı niteliği dolayısıyla seçilmiştir. Bir başka deyişle 60 sayısı tercih edilmiştir çünkü en kullanışlı sayı odur. Sadece pergel kullanarak bir çemberin çevresini 6 eşit parçaya bölme problemidir. Lise düzeyinde geometri bilgisiyle kolayca hatırlanabileceği gibi pergelimizin ayağını çemberin yarıçapı kadar açtıktan sonra çember üzerinde birbiri ardına yay parçaları işaretlersek sonunda çemberi tam olarak 6'ya bölmüş oluruz. Bu işlem sonunda ortaya çıkan yay parçalarının çemberin merkeziyle belirledikleri açıya Sümerliler 60 demişlerdir. Çemberin çevresinin 360 derece olmasının nedeni budur. Sümerliler söz konusu 60 derecelik yay parçasını kutsamışlardır ve onu yukarının tanrısına atfetmişlerdir. Sümerlerde 12 sayısı 60 sayısı yanında ikinci derecede önemlidir. Ama zamanla 60 sayısının önüne geçmiştir. Sümerli astronomların gözlemleri 12 sayısının Sümer inanışında özel bir yer edinmesini sağlamıştır. Milattan önceki 4000 yılın sonlarına doğru Sümerli rahipler gözlem kulelerini tırmanarak yıldızların hareketini gözlerdi. Ünlü zikkuratlar bu iş için geliştirilmiş gözlem kuleleriydi. Sümerli astronomlar gözlem yaparlar, bunları tabletlere kaydederler ve daha sonra da bunları arşivlerlerdi. Söz konusu arşivlerden bazıları içindeki belgelerle birlikte bulunmuştur. Sümerlerin astronomi alanında kuramları da vardır. Bunlar mitolojikti ama kendi içinde tutarlıydılar. Tarihin ilk gözlemcilerin en fazla serseri yıldızlarla ilgilendikleri anlaşılıyor. Şimdi biz bunlara gezegen diyoruz. Sümer çağında 5 serseri yıldız bilinirdi. Bunlar Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'dür. Sümerliler bunlara aynı sırayla Nabu, İştar, Nergal, Marduk ve Nurta derlerdi. Sümerlilerin inanışında 12 sayısını öne çıkaran söz konusu gözlemlerdir. Bu gözlemlerden birkaçı. 1. Ayın dünya çevresinde yılda 12 kez döndüğünü gözlemlediler. 2. Ay günde 12 derecelik bir açısal mesafeyi tarıyordu. 3. Burçlar kuşağı denilen kuşak, kuzeyde 12 ve güneyde 12 derecelik açı yapan bir bant içinde yer alan yıldızlardan oluşmaktaydı. 4. Kutsal 60 sayısının 12 tane tam böleni vardır. İleri derecede geometri bilgisine de sahiptiler.
Bunu kanıtlayan birçok tablet bulunmuştur. Oklit geometrisinin belli başlı konularını kapsayan birçok analitik geometri problemi 3000 yıl önce Sümer okullarında öğrencilerin önüne konuyordu. Mesela öğrenci tabletlerinden birinde alanı ve köşegen uzunluğu verilen bir dikdörtgenin eni ve boyu sorulmaktadır. Söz konusu problem iki bilinmeyenli ve iki denklemlidir. Ayrıca denklemler ikinci derecedendir. Kanıt niteliğindeki diğer bir tablet milattan önce 17. yüzyıla aittir ve bir çember üzerine çizilen kirişlerin ayırdığı çember yayları ile ilgili çeşitli problemleri ve çözüm yollarını içermektedir. Milattan önce 19. yüzyıla ait bir başka tablet üzerinde yamuk ve üçgenlerle ilgili 4 problem yer almaktadır. Bu problemler orta öğretim kurumlarında Sümer kökenlerini de dile getirerek ders olarak okutulmalıdır. Milattan önce 17. yüzyıla ait olduğu belirtilen diğer bir önemli tablet de 2'nin karekökünün nasıl bulunacağını gösteren bir geometri problemini içermektedir. Yine başka bir tablette eş merkezli iki benzer üçgenin arasında kalan alanın hesaplanması istenmektedir. Yine aynı döneme ait bir başka tabletten Sümerli öğrencilerin bir dik üçgen üzerinde birbirini izleyerek çıkarılan diklerin uzunluklarını gayet güzel hesaplayabildiklerini göstermektedir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.